hiç boşuna zorlama. Çünkü sen beni hiç düşünmeden çok zor duruma düşürdün Ateş. Hala aşağıda kızla fingirliyorsun. Yasemin, bak. Tamam, bu çoğu zaman benim de hoşuma gitmiyor ama ne yapayım ya bu meselesi? İnatçı biriyim. Yani her konuda kafama taktığım ne varsa sonucuna ulaşana dek bırakmam. Sen de öylesin. Hmm. Ayrıca dışarıdan bakıldığında mantıksız gibi görünsem de aslında hiç öyle değilimdir. Kendi içimde uzun hesaplaşmalar yaparım. Artılarını, eksilerini yazarım, toplarım, çıkarırım. Ben de çarparım. Hak edeni öyle bir çarparım ki. Farkındayım. Aynı zamanda fedakar birisin de. Sevdiklerin için her şeyi göze alırsın. Yeri gelir dünyanın en gözü kara insanı olursun. Geri gelir süt dökmüş kediye dönersin. Bazen de gemileri yakar. Kimse için gözünü kırpmazsın. Böyle birisin sen. Aferin. İyi gözlemlemişsin. Aslında çok da ihtiyacım olmadı gözleme. Çünkü biz birbirimize çok benziyoruz. Bana kızma, sen de benim gibisin. Benim karakterimdensin. Hatta benim hiç sahip olamayacağım asi, gözü kara, cesur kız kardeşimsin sen benim. Fark etmedim sanma. Ya bana uzak dur derken kendi içini yiyorsun. Uzak duramamaktan korkuyorsun Yasemin. Kabul et. Bak, sana söz. Bundan sonra attığın her adımı daha dikkatli atacağım. Ayrıca sana bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. İnanayım mı? İnan. Şöyle. Bu inancını desteklemek için güzel bir itirafta bulunacağım sana şimdi. Hazır mısın? Ben Ayşe'ne aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? Oldum valla. Hayır yani bir şey olacağından değil de bir istedim. Sonuçta kardeşler birbirlerine yalan söylemezler. İyi de aşık oldum diyorsun. Sonra da bir şey olacağından değil diyorsun. Ayşen senin için heves mi? Yani bilemedim. Şimdi sen de öyle sevince aslında öyle gibi de değil. Başka kim söyledi ki? Yok canım, kim? Nereden biliyor ki kim ne söyleyecek? Hiç kimse bir şey söylemedi. Bana bak. Peki Ayşen ne yaptı bu öpüşme sonrasında? Yani tehdit falan etti. Babama söylerim dedi. Babama mı? Sonra da dedi ki karına söylerim. Oradan da tehdit etti. Ben de tabii panik oldum. Dedim ki Ayşen dedim, sen dedim yanlış anladın. Ben hiç dedim öyle bir niyetim yok. Bizim dedim dudaklarımız öyle dedim çarpıştı birbirine. Yoksa dedim ben hiç dedim öyle biri değilim. Ben dedim karıma aşığım. Biz dedim birbirimizi tutkuyla seven bir çiftiz. Görmüyor musun dedim, aynı evde yaşıyoruz. Neler dedim oluyor. Anlattım anlattım. İkna olduğu gibi ama olmamış da olabilir. Bilmiyorum yani. Ya Demir'e söylerse? Aşağıda alırsın soluğu. Nerede bunlar ya? Bir sonraki adıma mı geçtiler yoksa? Aman Allah korusun Yasemin. Allah korusun tabii. Yok canım. Demir yapmaz öyle şey. Nereye? Yemeyecek misin çikolatalı? Ha, ben bademli sevmem ki. İyi tanıyamamışsın demek ki. Aa, bu benim sevdiğimdendi. Ha, pardon.